Yeni bir günden herkese selam olsun arkadaşlar. Evimize, yuvamıza, hayatımıza hoş geldiniz. Saat şu an görebiliyor musunuz? 9'a 10 var. Evet. Kalktık ailece. Herkes uyandı. Çok nadir günlerden biri. Genelde herkes uyanmaz. Dışarıda hava çok güzel. Ali Bey işe, Caner'cim okula gidecek. Ben de şimdi mutfaktayım, kahvaltılarını hazırlıyorum. Hemen devam edeyim. Şöyle kirli camımızdan bir manzarayı göstereyim size. Camlar berbat. Ama yapmıyorum, yapamıyorum. Yapacak bir şey yok. Bakalım. Yapabildiğimiz zaman yaparız. Artık orkidelerim çiçeklerini döküyor arkadaşlar. Çiçeklerini döküyor artık. Zamanı geldi. Yani bu sene çok güzel olmadı orkidelerim. Bakamadım yani. Sulaması falan her şeyi Ali Bey'e kaldı. Seviyor da o zaten bakmayı. Şu içinin tozunu falan da almam lazım. Ay, kaktüse geldi elim. Baksanıza şuraları. Hatta bir tanesine böyle su kültürü yaptım orkidenin. Şu ucunda kök vermeye başladı. Kökü uzatmaya başladı. Toprağın içinde kötü olmuştu. Neyse ben kahvaltı hazırlığına geçiyorum hemen. Kızım. Lokum. Lokum. Lokum uyandı. Kuşları izlemeye başladı bile. Kahvaltı hazırlığına başlamıştım. Böyle domatesi, salatalığı, peyniri çıkardım. Dün akşamdan kalan böreğimizden de koyacağım yanına. Yumurtamız da haşlandı. Çayımız da demlendi. Şimdi hemen tabağın eksiklerini tamamlayayım. Herkesin kahvaltısının önüne şöyle tabak olarak bir vereyim. Herkes karnını doyursun. Dışarılara attım arkadaşlar. Arkadaşıma gidiyorum. Arkadaşımın köyüne gidiyorum. Köy evine gidiyorum. Yani kayınvalidesinin evi. Benim arkadaşımın da evi oluyor. Kayınvalidesini de çok severim Nebiye teyze. Şimdi size çevreyi çekmek için yol kenarında durdum. Şöyle bir doğayı göstereceğim size. Pirinç tarlalarını göstereceğim. Siz de görün istedim. Bafra'dayız çünkü biliyorsunuz Bafra pirinci meşhurdur. Dondurması meşhurdur. Şöyle size doğayı bir göstereyim istedim arkadaşlar. Çok uykum var ama direniyorum. Ayaktayım. Bir kahve içimlik geldim. Arkadaşıma şöyle onun serası var. Ben yeşilliği, toprağı çok seviyorum arkadaşlar. Görmeden, inanın böyle yeşilliğe bakmadan, görmeden yaşamak benim için gerçekten çok zor. Çünkü köyde büyüdüğüm için gerçekten çok seviyorum. Böyle gerçekten dedikçe abartıyor gibi oluyorum belki ama eminim içinizden hani köyde büyümüş, köyüne hasret birçok insan vardır. Hemen gözlerim doluyor, hiç sevmiyorum şu uyumu. Size şimdi ben pirinç tarlasını falan göstereyim. Bakın arkadaşlar, burası ay gelincikler de açmış. Neyse şu arabayı ben stop edeyim, ineyim. El frenini falan çektim. Şu gelinciği görünce dayanamadım. İşte ben böyle seviyorum yani. Doğayı böyle seviyorum gerçekten. Bakar mısınız şunlara? Hey, minnoşlarım benim, minnoşlarım. Nasıl güzel, nasıl güzel. Hay, kurban olurum. Böyle arkadaşlar. Burası gözünüzün gördüğü her yer pirinç tarlası. Yani insan böyle yerleri sevmez mi? Böyle yerde mutlu olmaz mı? Bakın. Bu tarafta aynı. Şu karşıdaki seranın olduğu yere gidiyorum arkadaşlar. Hemen yanında büyük bir ağaç var. Onun arkasında kalan ev de Reyhanların evi. Böyle. Çok güzel. Yani yeşilliğin içinde yaşamak bilmiyorum insanın ömrüne ömür katıyor gibi katıyordur diye düşünüyorum. Daha fazla oyalanmayayım. Gideyim. Bunlar da böyle bakın arkadaşlar. Kızılırmak suyu. Kanal suyu oluyor bunlar. Böyle tarımla uğraşan kişiler bu şekilde sularını bağlıyor. Pirinçlerini bu şekilde suluyor. Bu da devlet destekli falan yapılmış herhalde. Tam da bilmiyorum ama
Yani hiç pirinç falan ekmediğimiz için bizim oralarda bunu ekmek mümkün değil arkadaşlar. Bizim oralar şu karşıda gördüğünüz dağlık var ya, böyle tepe falan. Bizim oralar hep öyle. Hiç böyle düz bir yer bulamazsınız, düz bir yer. Yani bulursunuz da hani buralar gibi değil tabii ki. Bafra Ovası. Aynı olur mu hiç? Ben şimdi daha fazla şey yapmayayım, gideyim arkadaşıma, bekletmeyeyim onu da. Şimdi herkes işinde gücündedir köyde. Fidesini diken, fidesinin arasında biten yabani otlarını toplayan. Herkes işinde gücündedir vallahi. Yani biz böyle dört duvar arasında temizle temizle otur, temizle temizle otur. İnanın en çok sıkıldığım şey, bilmiyorum yani, çok istiyorum böyle gönlümden, o kadar çok istiyorum ki bir arsam olsun da üzerine ev yaptırayım diye. Gerçekten bunu da ilk defa söylüyorum size. Bu da sonradan oluşmuş bir düşünce değil. İnanın çok daha öncelerden beri hayalimdir. Yani benim böyle köyde bir ev sahibi olmak. Ya köyde demeyelim de hani ya bir toprağım olsun, bir evim olsun üstünde. Böyle içeriye dışarıya gireyim çıkayım istiyorum yani. Allah'ım nasip eder bir gün inşallah diyelim. En büyük hayalim böyle evden çıkıp yeşilliğin içine girebilmek. Rabbim isteyen herkese nasip etsin, bana da nasip etsin inşallah. Daha fazla oyalanmadan hadi gidelim. Reyhancığım da bekliyordur. Kurbağalar da kurbağalar da başladı bağırmaya. Gerçekten hani insanın ömrüne ömür katar böyle yerler arkadaşlar, böyle yerlerde yaşamak. Ama böyle şeyinde olacak, dozunda olacak. Yani çok fazla yerin olmayacak, seni yormayacak. Yani hobi olarak yapacaksın. Böyle 4-5 kök domates, 4-5 kök biber, 3-4 kök salatalık. Yani öyle dikeceksin, sonra toplayıp toplayıp yiyeceksin. Ne kadar güzel olur ya. Böyle düşünürken bile çok mutlu oluyorum ve heyecanlanıyorum. İnşallah böyle çok güzel paralar kazanırım. Hani YouTube'dan falan hayalimi yerine getirebilirim. İnşallah yani Rabbimden... çok istiyorum bunu. Hani hayırlıysa Rabbim nasip eylesin inşallah. Bilmiyorum, siz de amin derseniz çok sevinirim. Yani eğer sizin de varsa böyle düşünceleriniz, Rabbim size de nasip eylesin. Gerçekten hani böyle pandemide de daha bir anladık. Böyle dört duvarın arasına tıkılmanın ne kadar zor olduğunu daha da bir anladık. Ama şey de var arkadaşlar, böyle köyün köyde büyüdüysen, köyün varsa, toprağın varsa, hani o tadı biliyorsan, hani mutlaka istiyorsun. Hani böyle ne kadar betonların arasında yaşarsan yaşa, mutlaka istiyorsun diye düşünüyorum. Neyse, ben şimdi kontağı çevireyim, gideyim Reyhancığımın yanına. Bunlar pirinç galiba diye düşünüyorum ama bilemiyorum da arkadaşlar. Ama değil. Değil galiba. Bunu buradan biçip yerine pirinç ekecekler galiba. Evet. Sanırım şey bu. Başak. Çünkü pirinçler yeni ekilmeye başlandı. Burada böyle. Burada böyle daha yeni yeni çıkmaya başladılar işte. Ya giderken onu da görünce size göstereyim istedim arkadaşlar. Bakın nasıl suyun içinde büyümeye başlamışlar. Tamam, bu kadar yeter. Hadi gidelim. Arkadaşlar, çayımızı demledik. Açık havada çayımızı içeceğiz. Ben de ilk defa yapıyorum böyle bir şey. Çok bunaldım artık. Hani dedim Reyhan, dışarıda hani içeceksek, yiyeceksek dışarıda yiyelim dedim böyle. Hazırladık işte masayı. Şöyle bir atıştırma yapıp sonrasında şöyle tarlalara doğru atarım kendimi diye düşünüyorum. Şu çiçeklere falan bakarım. Size de gösteririm. Nebiye teyzenin çiçekleri. Çok güzel. Şu incirden bir incir yedim. Bir incir yedim geçen yaz. Anlatamam size. Böyle sıkıldıkça buraya doğru geliyoruz biz. Pandemide işte. Ali Bey de çıkıyor ağaca. İncir topluyor. Burası da reyhanların serası. Rabbim bin bereket versin inşallah. Maşallah diyelim. Rabbim nazarlardan esirgesin, korusun. Çünkü böyle şeylere de nazar değiyor arkadaşlar. Reyhancığım burada oyalanıyor işte. Yani en güzelini yaptı pandemide. Pandemi olduğundan beri buradalar. Arkadaşlar, o kadar uykusuzum ki biliyorsunuz. Reyhancığım dedim, hani Nescafe var mı dedim. Sağ olsun, o da bana hemen kahve yaptı. Böyle üçü bir arada yokmuş. Süt tozu da yokmuş. Hemen şöyle Alman usulü, Alman kahvesi mi deniyor? Ne deniyor buna? Değil mi? Alman kahvesi evet. Mi deniyordu? Ama sütümüz vardı. Sütle beraber böyle güzel bir kahve yaptı bana, sağ olsun. Allah razı olsun. Nescafe böyle uykumu açıyor, bana iyi geliyor. Az önce çiçekleri falan çektim böyle. Ya çok çok seviyorum çiçekleri.
Hemen içeyim de etki etsin şu. Tanımı da göster. Çayımızı, kahvemizi içtik. Heh, Reyhan'ın sultanını da göstereyim size. Sultan. Asil kurdum benim. Ha. Reyhan bunlarla vakit geçiriyor arkadaşlar. Çiçekleri de göstereyim size şöyle. Şurada tarlada bezelyeler de var. Bezelyelerin vakti gelmiş. Böyle köye falan gelmesek anlamayacağız. Ben pazara da gitmediğim için ne çıkmış ne çıkmamış anlamıyorum Reyhan. Şu anda sebze olarak çıkan bezelye zaten. Geri kalanı. Nebiye teyzenin çiçekleri böyle. Hah, kertenkele geçti. Ay, Siirt'ten oraya gitmiştik Reyhan. Hı. Cansu da böyle yeni yeni böyle aklı hani yetiyor diyeyim. Hı. Televizyonda da hep timsahları görüyor ya. Köyde kertenkeleyi görünce anne timsah gördüm ben diyordu. Sardunyalar. Nebiye teyze de benim gibi çiçekçi. Aynen. Şunu nereden aldı Reyhancığım? Yeni mi bu? Şu, hangisi? Şu. Şu mu? Aha. Yeni dikmiş onu. Ondan ben satın alacaktım bak. Ne o bilmiyorum o. Şey, sukulent diye sukulent geçiyor ya. Ne bileyim gidiyor buluyor. Bir Nebiye teyze ben. Seni çekeyim mi? Çekmeyeyim tamam. Nebiye teyze bezelye topluyor arkadaşlar tarlada. Sibel görürdü belki seni. Görüntülü arasın Sibel görmek istiyorsa değil mi? Şöyle tarladayız. Nebiye teyze böyle bezelyeleri topluyor maşallah. Bereketli olsun inşallah Nebiye teyze. Ben de böyle bir köy havası almaya geldim işte arkadaşlar. Kuş seslerinin içinde. Cennet cennet. Bilmiyorum hani böyle yerde yaşayıp bir zaman sonra da sıkılınır belki ama çok da iyi gelir yani insan. Ne demişler insan bal yese baldan usanır. Değil mi? Yani. Bir daha söyle Reyhan ne demişler? Bal yese baldan usanır demişler. Doğru. Yani. Doyumsuzuz doyumsuz. Aynen insanoğlu. Hep daha fazlası. Evet. Hep daha fazlası. Ben değilim öyle bak ben daha fazlası değilim. Rabbim hamd eden şükreden kullarından eylesin. Amin amin. Amin. Allah'ım herkesin gönlüne göre versin. Böyle işte arkadaşlar ben birazdan çileklere gidiyoruz. Birazdan eve gideceğim. Çünkü Caner okuldan geldi bugün. Deneme yapacaklarmış sadece. O yüzden erken gelecek. Buraya da şeker fasulye diktiniz bu halde. Şeker fasulye mi diktiniz? Her yerine mi? Komple. Komple. Oo, satmak için. Allah bereket eylesin. Fasulye gibi olan var ya. Ondan. Hani çilekler? Şu arkada mıydı mezarlığın? Allah rahmet eylesin. İyi gidi onlar geziyordu toprağın üstünde. Şimdi biz geziyoruz. Onların yerlerinde. İşte. İşte arkadaşlar. Az yaşa çok yaşa. Geleceğin hepimiz yadırdı. Hepimiz böyle bir yerde. Evet yani neyi bekleyeceğiz? Kıyametin kopmasını. Allah'ım imanlı ölmeyi nasip eylesin. Ölmeyi hakikaten. Evet. Çileklere bir bakın. Maşallah maşallah. Çok da olmamış Reyhan. Ya şey var köstebek var. Köstebek bunların kökünü kaldırıyor. Ondan sonra şey yapıyor. Hep burayı boydan boya çilek diktik ama tutanlar bunlar bu kadar. Ama seneye daha fazla olur belki. Çünkü şey geçen sene bu kadar değil. Orada da hiç şey olmadı. Toprak hava almadı herhalde. Geçen sene bu kadar değildi sanki. Geçen sene bundan daha fazlaydı işte. Köstebek şey yaptı. Şimdi kol attıkça zarar böyle. Verdi. Ama nasıl güzel uzamışlar ya maşallah. Kışın bile şey çilek verdi biliyor musun? Maşallah. Nasıl güzel. Maşallah. Kışın ortasında bile çilek getiriyor yani. Yedi verenmiş. Baksanıza şuna. Böyle işte arkadaşlar. Buralar böyle. Evime geldim arkadaşlar. Bezelyemi de aldım. Vazgeçilmez spor ayakkabılarım mavi. Bugün de böyleydi kombinimiz. Şimdi eve girelim bakalım. Yapmadığım işleri yapmaya çalışacağım. Hemen şimdi girelim. Yemeğim olmadığı için ne yapsam diye düşünürken aklıma kısır geldi arkadaşlar. Hemen 2 su bardağı köftelik bulguru kabıma aldım. 1,5 su bardağı sıcak suyu ekledim. Soğuması için bir kenara aldım. İçine 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı sumak, karabiber, pul biber ve tuz ekledim. Yarım çay bardağı da sıvı yağ ekledim. Bir güzel yoğurdum.
Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Hani gerçekten çok lezzetli olmuştu böyle. Bulgur ne ıslaktı ne de böyle kuruydu. Çok lezzetliydi. Bir güzel elimde yoğurdum. Sonrasında maydanoz, marul ve yeşil soğanı ekledim. Çok böyle sıkmadan hafif hafif karıştırdım. Üzerine limon suyunu ekledim. Yine karıştırdım. Servise hazır hale getirdim arkadaşlar. Kısırı yaptım. Hemen yemeye de başladım arkadaşlar. O kadar lezzetli olmuş ki kesinlikle size de tavsiye ederim. Fırında da kekim var. Onu da şimdi çıkartacağım. Hatta hemen çıkarayım onu da. Burada size yapmış olduğum kekin nasıl kalıbın içinde çok güzel piştiğini, nasıl yapışmadığını, nasıl hopladığını göstermek istedim arkadaşlar. Gerçekten çok memnunum bu kalıptan. Kekimi şimdi çıkardım. Şöyle kalıp o kadar güzel ki arkadaşlar. Sizin için linkini eklerim açıklamalar kısmına. Eğer almayı düşünürseniz çayımı da demledim bu arada. Misler gibi oldu. Hindistan cevizli limonlu güzel bir kek. Kısırı da şimdi yanına getiririm. Çayımızı da demledim dediğim gibi kısır kek devam ederiz. Kekimizi dilimliyoruz. İçinin nasıl güzel piştiğini göstermek istedim. Sizinle bunu da paylaşmak istedim arkadaşlar. Aslında bu videoları biraz da Instagram için çekmiştim. Sonrasında videonun içine de ekleyeyim diye düşündüm. Gerçekten çok lezzetli olmuştu kek. Ali Bey kısırı da keki de çok beğendi. Kısırımızı da çıkardım. Çay bardaklarımı da hazırladım arkadaşlar. Şimdi hemen çayları doldururum. Keki biraz daha dilimler. Masayı da açar. Bir güzel afiyetle karnımızı doyururuz inşallah. Valla bugün canım böyle çekti. Evdekiler de yemek seçmediği için öyle sulu yemekti, çorbaydı aramadığı için benim için de rahatlık oluyor, kolaylık oluyor. Valla sağ olsunlar. Bilmiyorum hani sizde yemek seçen eden var mı ama kekin nasıl kabardığını da göstereyim size. Beraber kestik zaten. Çok güzel oluyor arkadaşlar böyle Hindistan cevizli. Aslında şey de yapıyorum ben. Böyle bol susam serpiyorum kalıbın içine. Öyle de çok lezzetli oluyor. Eğer yaparsanız o şekilde de deneyebilirsiniz. Ben şimdi hemen masamızı açayım. Arkadaşlar biz kekimizi yedik, kısırımızı yedik, çayımızı içtik. Artık vedalaşmak için geldim. Çünkü benden bu kadar bugün artık. Bugün erken uyuyacağım inşallah arkadaşlar. Hiç halim, vaktim gerçekten hiç yok. Videolarda da çok kötü çıkıyorum. Böyle sabahleyin kalktığım o yüzümle videoyu kapattığım yüzüm bambaşka oluyor. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemezseniz çok sevinirim. Yorumlarla, beğenilerle desteklerinizi bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.